İkinci Mahmut dönemi hakkında bilgi veriniz. Üçüncü Selim, Kabakçı Mustafa isyanıyla devrilmesi sonucu dördüncü Mustafa tahta geçmiş ve Rusçuk ayağını İstanbul'a yürüyerek isyanı bastırmıştır. Daha sonra tahta ikinci Mahmut geçmiştir. 1804 Sırplar Fransız ihtilalinin milliyetçilik politikasıyla ilk isyanı çıkarak ayaklandılar. Bükreş anlaşması ile ilk imtiyazlı hakkını kazandılar. Dikkat edelim, ilk isyan Sırp isyanı. Rusya ile 1829 Edirne Anlaşması ile Sırplara özerklik verildi. 1804'te isyan çıkıyor, 1829'da özerklik veriliyor. 1878 Berlin Anlaşması ile bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Ek bir bilgi var. 1820'de Eflak'ta, 1821'de Mora'da ayaklanmalar çıkaran Rumlar ise 1829 Edirne Anlaşması ile bağımsız oldular ve Yunanistan'ı kurdular. Buradaki eleyici bilgi ne? Yunanlılar Sırplardan sonra ayaklanıyor ama daha önce bağımsızlığını kazanıyor. 1808'de Senedi İttifak yapıldı. Daha detaylı alınacak Senedi İttifak ele bir sonraki slaytta. Sekban-ı Cedid Ocağı kuruldu. Tabi isyanla Yeniçerilerin ayaklanmasıyla kaldırılıyor. Eşkinci Ocağı kuruldu. Sekban-ı Cedid Ocağı yerine. 1826'da Vakai Hayriye var. Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor. Daha sonra eyalet güvenliği için redif birlikleri kuruluyor. Harp okulu yani harbiye ve tıp oku, askeri tıp okulu tıbbiye açılıyor. Darüşşurayı askeri kuruluyor askeri işleri düzenlemek için. Mızıkayı Hümayun askeri bando okulu açılıyor. Divanı Hümayun kaldırılıyor. Nazırlıklar, bakanlıklar kuruluyor. Devlet memurları dahiliye ve hariciye olarak ikiye ayrılıyor. Devlet memurları için derece rütbe sistemi kabul ediliyor. Devlet memurları için fes pantolon giyme şartı getiriliyor. 1831'de ilk kez nüfus sayımı yapılıyor. Erkek nüfus üzerine yapılıyor çünkü askeri amaçlı bir nüfus sayımı bu. Tımar dillik sistemi kaldırılıyor. Devlet memurlarına bu olaydan ötürü maaşlar bağlanıyor. Yani dikkat edersek 2. Mahmut her alanda yenilik yapmış. İller kazalar merkeze bağlanıyor ve merkezi otorite güçleniyor. İllere valiler, köy ve mahallelere ise muhtarlar tayin ediliyor. Polis teşkilatı kuruluyor. Karantina örgütü kuruluyor. Müsaadele sistemine kısıtlamalar getiriliyor. Yani mala el koyma olayı. Özel mülkiyet güvence altına alınıyor. Bu önemli çünkü özel mülkiyet zaman içerisinde Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı hep bir özel mülkiyetle ilgili de maddeler var. Dolaylı veya doğrudan. Pasaport zorunluluğu başlıyor. Efkaf nezareti kuruluyor. Vakıf gelirlerini tek elde toplamak için. Mülk sayımı yapılıyor. Toplanan vergileri belirlemek için Baytar Mektebi açılıyor. Bütün vatandaşlara din mezhep özgürlüğü tanınıyor. İlköğretim zorunlu hale getiriliyor ama İstanbul'la sınırlı. Rüştiyeler kuruluyor, ortaokullar. Mektebi Marif Adliye kuruluyor devlet memuru yetiştirmek için. İlk kez yurt dışına öğrenci gönderiliyor. Tercüme odaları kuruluyor. İlk kez padişahın resimleri devlet dairelerine astırılıyor. İlk silah fabrikası kuruluyor. Daha sonra kumaş ve cephane fabrikaları da açılıyor. Takvimi Vakai adında ilk resmi gazete çıkarılıyor 1831'de çeşitli dillerde. Gümrük vergileri yeniden düzenleniyor. Yerli kumaşa kullanma zorunluluğu getiriliyor. Batı tarzında müzikler serbest bırakılıyor. Medreselerin yanında batılı eğitim kurumları da açılıyor batılı tarzda ve bu eğitimde ikiliği ortaya çıkarıyor. Genel olarak baktığımızda her alanda bir yenilenme var. Peki Senedi İttifak nedir? Senedi İttifakı 2. Mahmut ayanlarla imzalıyor. Yapılma amacı ayanlar açısından fiilen sahip oldukları hakları hukuki güvenceye de kavuşturmak. Hükümet açısından ise tabii ki merkezi otoriteyi sağlamak. Çünkü padişahlar da bir süre sonra korkuda isyan çıkabilir mi, başım gidebilir mi diye. Esasları devlet ayanların varlığını kabul edecek. Devletin yöneticisi padişaha karşı çıkılacak bir harekette birlikte yok edilecek ki bu merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik İstanbul'da bir isyan çıkarsa ayanlar padişaha yardım edecek. Devlet gelirleri korunacak. Sadrazamın kanunlara uygun olan emirlerine karşı gelinmeyecek.
Toplanacak asker devletin askeri sayılacak. Reaya yani yönetilen her şekilde korunacak. Ayanlar devlet adamlarının saldırılarından korunacaktır. Karşılıklı bir şey var. Vergi miktarı alınacak ortak kararla belirlenecektir. Ekonomik bir nokta ve ortak karar. Ayanlar ıslahatları destekleyecek ve taşrada devlet adına asker vergi toplayabilecektir. Yani şuna bakabiliriz. Islahatlar var. Islahatlar yapılmaya çalışıyor ve sorunlar çıkıyor. Genel olarak baktığınızda diyor ki ben ıslahatları yapacağım, sen beni koruyacaksın, ben sana para vereceğim. Ortak bir kazan kazan politikası uygulayacağız. Değerlendirilmesi. Senedi İttifak 2. Mahmut ve 13 Ayan arasında imzalanıyor. İlk kez hükümdarın yetkileri kısıtlanıyor. Anayasal idareye geçişte ilk adım. Belge değil, ilk adım. Bir yemin belgesi yani anayasal belge değil. Sonuçları itibariyle Magna Carta 1215 İngiltere ile benzerlik gösteriyor. Taşra'da ekonomik gücü olan ayanlar siyasi güç de kazanıyor. Osmanlı'da ilk demokrasileşme hareketi Tanzimat Fermanı'nın altyapısını oluşturuyor. Mustafa Paşa'nın ölmesi ile ayanların ortadan kaldırılması sonucu uygulanamıyor. 1833-1840 Mısır meselesi hakkında bilgi veriniz. Tabii 1839'da 2. Mahmut vefat ediyor. 1 Temmuz'du sanırım. Yunan isyanında Mora valiliğinin kendi verilmesi karşılığında Osmanlı Devleti'ne yardım eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa beklediğini alamaması üzerine bir isyan çıkarıyor. Yani diyor ki ben sana Yunan isyanında yardım ettim ama sen bana söylediklerini vermedin, isyan çıkarıyorum. Mora'nın elden çıkmasıyla Suriye Girit valiliklerini isteyen Mehmet Ali Paşa'nın isyanını Avrupalı devletlerin yardımıyla bastırılıyor. Yani Osmanlı bir paşasına karşı Avrupa'dan destek alıyor. Osmanlı iç sorunu olan bu mesele bu şekilde Avrupa karışmasıyla Avrupa'nın uluslararası mesele oluyor. Ne oluyor sonucunda? 1833'te Kütahya Anlaşması var Avrupa ile Osmanlı arasında. Bu anlaşma ile Mısır uluslararası sorun haline geliyor. Mehmet Ali Paşa'ya Mısır, Girit ve Şam valilikleri veriliyor. İbrahim Paşa'ya Adana ve Cidde valilikleri veriliyor. Aslında çok önemli çünkü Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da Mısır'da bu soy bir süre devam etmişti. Yani ta altı o zamandan oyulmaya başlamış bugünkü koşulları. 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması Osmanlı ile Rusya arasında. Şimdi Rusya da bir yandan diyor ki İngiltere kar edecek, ben kar etmem lazım. Oradan bir dahil oluyor. Bu anlaşma ile Boğazlar meselesi uluslararası sorun haline getiriliyor. Osmanlı Devleti saldırıya uğrarsa Rusya Osmanlı'ya yardım edecektir. Tabi burada niyetleri yardım etmek değil. Burada niyetleri ben yardım ederim deyip ona karşı bir şey ama. Rusya herhangi bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti Boğazları kapatacaktır. Anlaşma 8 yıl sürecektir. İngiltere ve Fransa rahatsız oluyorlar ve Boğazlar meselesini çıkarıyorlar. Ve 1838'de Balta Limanı Ticaret Anlaşması var. Yani çok kötü bir olay tabii tarihimizde. Çünkü ekonomik olarak bize büyük darbe vuran bir anlaşma. Balta Limanı denildi mi hemen ekonomik yaptırımlar akla gelmeli. Bu anlaşma ile Osmanlı ekonomisi yarı sömürge haline düşüyor. Osmanlı Devleti İngiltere'nin desteğini almak için bu anlaşmayı imzalıyor ama çok ağır koşulları var. İç ticarette Osmanlı'nın yanı sıra İngiltere vatandaşları da katılacaktır diye bir madde var. İngilizler iç gümrük vergilerinden muaf tutulacaktır. %3 gümrük vergisinin ihracatta %12, ithalatta %5 olacaktır. İngiltere'ye verilen bu haklar Avrupalı devletlerin de tanınmış ve açık pazarına dönüşmüştür. Avrupalı devletleri de tanınıyor ve açık pazara dönüşüyor. Bir tarz bu forum kültürünün gelip AVM kültürünün gelip esnafın belini kırması gibi. Çünkü arkada uluslararası bir güç var. 1840 Londra Konferansı yapılıyor daha sonra. Osmanlı, Rusya, İngiltere, Avusturya, Prusya. Tabii 1839'da II. Mahmut vefat ediyor ama bunu da koymuş bu slayta. Rusya'nın Boğazlara dan Akdeniz'e inerek İngilizlerin sömürgelerine giden yolları kapatabileceği endişesiyle İngiltere Mısır meselesini çözmek için konferans topluyor. Mısır'ı çok önemsiyor İngiltere. Bu hep var zaten daha sonra biliniyor İngiltere ile ilişkileri. Konferansta Mısır Osmanlı toprağı sayılacak ve yönetimin babadan oğula geçmek üzere Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya bırakılacaktır diyor. Yani stratejik bir hamle. Babadan oğula geçecek ama Osmanlı'ya bağlı diyor. Mısır Osmanlı Devleti'ne vergi ödemeye devam edecektir. Suriye, Adana, Girit valilikleri Osmanlı Devleti'ne bırakılacaktır. Mısır meselesi
Bununla uluslararası alanda çözüme kavuştu. İngiltere ne yaptı kısaca? Dedi ki oraya benim adamımı koyarım. Benim adamım orada devam eder. Vergi önemli değil. Sana vergisini versin. Ama ben oradan sömürgelerimi kontrol altına alacağım. Benim adamım orada olacak diyor kısaca.